Merhabalar. Bugün sizlere değişik bir tarif vereceğim. Bu benim rahmetli babaannemin tarifi. Tepside biber dolması ama çok farklı bir dolma. Soslu. Bunun için malzemeleri sayayım size. 1,5 su bardağı haşlanmış bulgur. 2 orta boy soğan. 1 yemek kaşığı salça ve 1 çay bardağı yağla bunları soteledim ben. Biberlerim var yarım kilo. Onu da bir bardak yağla ilk önce kızartacağım. Ondan sonra doldurmaya başlayacağım. Dediğim gibi biraz değişik tarif. Ve çeşitli baharatlar hangisini isterseniz. Biraz da maydanoz. Sosu içinde 4 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt. 2 yemek kaşığı pardon un. Bir tane de yumurta. Bu da sosu için. Tarifimize başlayalım. Evet, şimdi ilk önce dediğim gibi biberleri kızartacağım. Kızgın yağ bir bardak yağ tavaya bir bardak yağ koymuştum. Kızdırdım. Ve şimdi bunları yavaş yavaş normal biber kızartır gibi kızartıyoruz. Yalnız bu dolmada bir şey biberleriniz biraz büyük olması gerekiyor. Böyle biberlerimizin hepsini kızartıyoruz. Evet, biberlerimiz kızarıyor. Duyuyorsunuz sesinizi. Biz iç malzemesini hazırlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı haşlanmış bulgurumuzu ilave ediyorum kabıma. Ve 2 orta boy soğan demiştik ve 1 yemek kaşığı salça ve 1 çay bardağı yağla bunu da karıştırıyorum. Ve baharatlarımızı atıyorum. Nane, baharat gene herkesin isteğine göre. Pul biberi birazcık daha. Karabiber ve kimyon ve maydanozumuz vardı. Onu da az bir şey maydanoz. Onu da ekliyorum. Ve bunları güzelce harmanlayıp kızarmış olduğu biberlerimizin içine dolduracağız. Evet. Evet. Biberlerimi kızarttım. Aynı bu şekilde ters çevirdim. İçine giren yağlar aksın diye. Bu burada soğurken harcımın içine tuz koymayı unutmuşum. Onu da koyup karıştırdım. Bu da hazır. Bunu da bir kenara alalım ve sosunu yapalım. Sosu için dediğim gibi 4 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdumuzu boşaltıyoruz. Un. Ve bir tane de yumurta. Bunun içine de azıcık bir fiske tuz. Ve bunları da karıştırıyorum. Bu bildiğiniz yoğurtlu bir sos olacak. Bunu biberleri doldurduktan sonra üzerine sürüp fırında pişen bir yemek bu. Bu yemeği ben hiçbir yerde görmedim. Eğer gördüyseniz, biliyorsanız videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bu bizim, ben Adapazarlıyım. Adapazarı'nın köylerinde çok yapılıyor bu yemek. Aslında bunlar hayvancılıkla uğraştıkları için bizim ailemiz zamanında süt çok olduğu zaman sütü kaynatıp üstündeki kaymakla yapılıyormuş. Yoğurt yerine kaymakla çok güzel oluyor. Ama tabii bizim şartlarımızda yoğurt kullanıyoruz. Yoğurdumuz biraz hani koyu gibi. Şöyle bir iki yemek kaşığı suyla açalım ki daha rahat dolmalarımızın üzerinde kalsın sosumuz. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyip bana yorumlarınızı bildirirseniz sevinirim. Kanalıma da abone olup olmayı ve beğenilerinizi unutmayın lütfen. Evet, bu içimiz, biberimiz ve sosumuz hazır. Artık hepsini birleştirmeye geçelim. Şöyle bir borcam tepsisine koyacağım. Şöyle biberlerimizi normal dolma doldurur gibi dolduruyoruz. Böyle. Bunları böyle sıralıyoruz. Ağzına bir şey, kapak olarak bir şey koymayacağız ağzına. Böyle yavaş yavaş hepsini dolduracağız. Ben doldurayım. Daha sonra sosunu göstereceğim. Evet, içim bitti. Tam geldi. Şimdi böyle yapıyorum. Dolmaları doldurdum. Ağzlarında hiçbir şey yok. Şimdi bu sosu üzerine
gelecek şekilde böyle süreceğim. Ondan sonra 180 derecede üzeri kızarana kadar, yani bu yoğurtlar kızarana kadar pişecek. Daha sonra servise alacağız. Yani denemenizi tavsiye ederim. Biz anneme gittik mi annemden muhakkak bu yemeği isteriz ve seve seve de yeriz. Güzel bir akşam yemeği, değişik. Şimdi bunu fırına gönderme zamanı. Evet, böyle bu halde şimdi fırına gönderiyoruz. Evet, dolmamız pişti. Şekil bunun gibi, fırından yeni çıktı daha. Bir tane de servis açayım. Böyle. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olduğuna dair, nasıl gözüktüğüne dair. Böyle. Daha sıcak. Şöyle. Üzerine de biraz sosundan da koyarsak yemeğe başlayabiliriz. Afiyet olsun şimdiden. Kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Yanında güzel bir salatayla güzel bir akşam yemeği. İyi akşamlar.